Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu programımızda ağırlıkla Kürdistan'ın dört parçasında ve Avrupa'da bir şekliyle yaşama geçirilen KCK'nin açıklama yapmasından sonra giderek daha da hızlanan hamleyi konuşacağız. Hamlenin Güney Kürdistan, Rojava, Avrupa boyutunu ve diğer taraftan HDP'nin Türkiye'de yürüttüğü eylem ve etkinlikleri ve bundan sonraki döneme ilişkin planlamalarını konuşacağız. Dört konuğumuz olacak. Güney Kürdistan'dan, Hewler'den Kerem Çiftçi, gazeteci arkadaşımız. Diğer taraftan Rojava Kürdistan'dan Ersin Çaksu, o da gazeteci arkadaşımız. Hasan Özgüneş, HDP Şırnak milletvekili, o da Türkiye'den katılacak. Diğer taraftan Sinan Önal arkadaşımız ise Avrupa'dan programımıza katılacak, siyaset bilimcisi. Ben başlamadan önce her dört konuğumuza da hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Ve hemen ilk soruyla da Güney Kürdistan'dan başlayalım. Kerem Bey'e dönelim. Kerem Bey, özellikle bu hamle kapsamında tabii değerlendirmenizi isteyeceğim ama hamlenin gerekçe bölümünde de geçiyor. Yani neredeyse Orta Doğu'da süren savaşların tümünün merkezinde Türk Devleti bulunmakta. AKP ve MHP iktidarı Ergenekon desteğinde sürdürülen bu rejim bu savaşçı politika ile önce neyi amaçlamakta? Evet, hamleyi konuşacağız ama sonuçta yürütülen ağır bir savaş var. Orta Doğu'da diğer ülkelerde de var ve AKP-MHP rejimi de neredeyse bunların tümünün merkezinde. Amaç ne? Öncelikle sizlere, değerli konuklarınıza ve izleyicilerinize Güney Kürdistan'dan selam saygılar. Yine tecrübe, faşist işgale son, özgürlüğün sağlama serberlik hamlesinin Orta Doğu'da başta Kürt halkı olmak üzere bütün halklara özgürlük ve barış getirmesini diliyorum. Sorunuza gelince, HC, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni denetiminde tutan AKP, MHP, faşist ortaklığı, halklara soykırım dinamik Orta Doğu'da ve aynı zamanda emperyal güçler adına bir kontrol merkezidir. Tarihsel bir role ve misyona sahiptir. Geçmiş süreçte NATO Gladios'un rol ve misyonu temelinde dizayn edilen bu aygıt, bu yapılanma önce NATO jandarması temelinde kendini konumlandırdı. Daha sonra Avrasyacılık sevdasıyla bir denge, bir alt emperyal müdahale gücü olarak kendini yeniden sürece hazırladı. Adını böyle koymakta yarar var. Bununla birlikte Orta Doğu'daki yeni küresel emperyal paylaşım savaşında AKP MHP faşizmi bir yönüyle de tarihi Musul Türk denemelerini, bununla birlikte yeni Osmancılık ve en son da 2023 hedefleriyle ölçülü olarak bir Türk soykırımını tamamlamayı amaçlıyor Orta Doğu'daki bu müdahale ile. Biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini BOP eş başkanı olarak önceden ilan etmişti. BOP eş başkanlığındaki bu rol ve misyon şurekası yeni Orta Doğu konseptinde bu rol temelinde bir emperyal amaç gidiyor. Alt emperyal amaç. Bununla birlikte yine savaşın, alanın taşeronluğunu yapıyor. Emperyal küresel güçler adına bir kaos dinamiğidir desek herhalde abartmış olmayız. Dolayısıyla yine Orta Doğu'da akan bu kanın ondan mantalist yapılardan tutun da envai çeşit kontr gerilla örgütlenmesi ve özel savaş yapılanmalarını Orta Doğu halklarının başına bela eden merkez Türkiye'nin ta kendisidir. Bununla birlikte Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki rolü bir yönüyle yeni süreçte fundamentalizm temelinde radikal İslamcı bir kemer, bir zon oluşturarak Kürdistan'ın işgali ile sonuçlanacak bir denge politikalarının aracı olarak tekrar kendini sürece hazırlama durumu var.
Bir alt amacı daha var tabii bu yönelimin. 21. yüzyıla giderken herkes 21. yüzyıla Kürtlerin yüzyılı diyor. Neden Kürtlerin yüzyılı diyor? Biliniyor. Bütün araçlarıyla önce DAEŞ'i Kürdistan'ın dört parçasında örgütlendirme yoluna gitti ve Kürdistan'ın bütün kazanımlarını yok etmek istedi. Fakat Kürdistan Özgürlük Hareketi bir DAEŞ fatihi olarak ortaya çıkarak bu hesapları ciddi temelde sekteye uğradı. Tabi bu hesaplar sadece Türkiye'nin bir lokal emperyal alt güç olan Türkiye'nin gücünü tek kırmadı. Bölge statükasının kendisine de bir müdahaleydi. Uluslararası güçlerin çıkarlarına da bir müdahaleydi. Rojava devrimiyle ciddi anlamda paralellik arz eden ve giderek Kürdistan'ın bütününe yayılan bir soykırım dinamiğinin öncülüğünü yapıyor şu anda Türk emperyal hamlesi. Ve tüm kazanımlarını yok etme temelinde, Kürdistan'ın dört parçasında bütün kazanımları yok etme temelinde bir amaç güdüyor. Tüm Kürdistan parçalarını bir adeta Osmanlı'yı tekrar canlandırma adına Türk emirliği adı altında bir mandacılık temelinde kendisine bağlama stratejisini güdüyor. Bunları alt alta biz koyduğumuz zaman şunu net olarak anlıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin paramiliter yapıları ve ordusu 10'da 9'u Kürdistan sınırları içerisinde bu emperyal amaçlar uğruna ve Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürt halkının bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak için aktif bir soykırım hamlesini başlatmış durumdadır. Bir diğer önemli başlık da uluslararası küresel güçler PKK ideolojisine ve paradigmasına bir müdahale amaçlıyorlar. Bunu da bu alt emperyal güç TC üzerinden gerçekleştirme yoluna giriyorlar. Çünkü Rojava'da ortaya çıkan pratik, yine Şengal'de, yine Kerkük'te, yine medya savunma alanlarında ve özellikle Hewler'i DAEŞ işgalinden kurtaran Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin devrim ihracına ve ideolojisine bir müdahale var diyebiliriz. Evet. Özet olarak bunları belirtebiliriz. Peki son kısa bir soru. Bu anlattıklarınız içerisinde Türk Devleti'nde şöyle bir iddiası var. Benim Kürt düşmanı bir siyasetim yok. Bir bütün olarak PKK'yı hedefe koyarak kendi amaçlarını ifade ediyor. Buna ilişkin ne denebilir? Mümkünse kısaca. Çok net ortadadır. DAEŞ'e Güney Kürdistan'a saldırmayacağı sözü verilmişti Sayın Barzani ve Güney hükümetine. Çok kısa bir süre sonra Güney Kürdistan'ı işgal ettiler. Güney Kürdistan, Sayın Barzani'nin bizzat talebi üzerine Kürdistan Özgürlük Mücadelesi, bizim de tanıklık ettiğimiz ve yakinen şahit olduğumuz gerillanın Hewler savunması, kurtarılışı, 2 milyonluk bir şehirde yaklaşık 50 bin insan kalmamıştı. Ve bu müdahale ile birlikte yine biz görüyoruz, kardeşliği çok net gördük. Habur sınır kapısının kapatılması, yine bununla birlikte Türk tanklarının Kürdistan'a doğru ciddi anlamda bir hamle gerçekleştirmesi. Biz bunu net gördük. Bu iddiaların bütünü Türk özel savaş medyasının yönlendirmeye çalıştığı, dolayısıyla bu işgale meşruluk kazandırmaya dönük sadece hiçbir gerçeklilikle bağdaşmayan, hakikat yönü olmayan evet, özel savaş propagandasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla dediklerinin karşılığı yok diyorsunuz. Ersin, doğru, seninle devam edelim istiyorum. Yani hamlenin gerekçelerini KCK açıkladığında Türk Devleti'nin neo-Osmanlıcı politikalarına da vurgular yapıyor. Şimdi ilginç bir nokta da var. Türk Devleti'nin çöktürme planı 2014 tarihli ve hemen akabinde de fiili işgal, neo-Osmanlıcılıkla bütünleştirilen bir fiili işgal harekatı başladı. Bu ikisinin atbaşı birlikte başlatılmasını tekrar AKP, MHP, Ergenekon iktidarı döneminde nasıl değerlendirmek gerekir? Yoğun Barış fiili işgal de daha çok Rojava Kürdistan'ında yaşandı. Şüphesiz ki yani Türk Devleti'nin yani çöktürme eylem planı harekete geçirirken 30 Ekim 2014 MGK'sında yani Kobani Zaferi
daha zafer sağlanmadan, daha Kobe ama Kobani'nin kazanıldığının kesinleşmesinden sonra bu plan devreye konulurken çöktürme eylem planı daha çok Kuzey Kürdistan'ı işte 22 il ilçeyi kapsayan, yine işte Kürtlerin kuzeyde tasfiye edilmesi ve ardından bunun peyderpey diğer parçalara, işte Rojava'ya, yine Güney Kürdistan'a ve Kürtlerin olduğu her yere yayılması temelli bir politikaydı ve bu şu şekilde Kürt Özgürlük Hareketi'nin, yine Kürtlerin bir nevi dinamo gücünün, yani Kuzey Kürdistan'ın tasfiyesiyle bunun mümkün olabileceği şeklinde bir planlama doğrultusunda bu hayata geçirilmeye çalışıldı. Ve ondan sonra atılan adımlarda, yani Kuzey Kürdistan'da şehirlerin yerle bir edilmesi, insanların göçertilmesi, her türlü zulmün devreye konulmasının hemen ardından diğer yerlere, yani diğer parçalara yönelim çok gecikmedi. Mesela şehir savaşları, yine şehirlere yönelik mesela savaşların bitmesinin hemen ardından devlet kendi içerisinde bir hesaplaşmaya gitti. 15 Temmuz darbesi yaşandı. Bu darbenin hemen ardından 24 Ağustos 2016'da, yani Osmanlı Devleti, yani Osmanlı'nın, yani Arap coğrafyasının kapılarının Osmanlı'ya açıldığı, işte Mercid Abık Savaşı'nın yıl dönümünde Cerablus'a harekat başlatıldı. Dabık bölgesi bilindiği üzere Cerablus'un hemen güneybatısında ve ilk ulaşmaya çalıştıkları yerlerden birisi Dabık bölgesiydi ve bu şekilde Arap coğrafyasının, yani Suriye kapılarının Türk devletine açılması, bu yürütülen ne Osmanlıcı politikanın, yine ihvancılık üzerinden, yani Türk devleti şu anda yürüttüğü siyaset, işte AKP, MHP, yine Avrasyacılar, Ergenekoncular, bunların yürütmüş olduğu siyaset iki ana ayak üzerinde yürüyor. Bunlardan birisi Türkçülük, çok yoğun bir şekilde bu görülüyor. Yani Kızıl Elmacı, Türkçü, faşist bir karakterde yürüyor. Diğeri ise İhvan-ı Müslim üzerinde. Çünkü Orta Doğu'da az önce Sayın Kerem Çelik'in de belirtmiş olduğu gibi, işte verilen bir rol, misyon vardı. AKP'ye verilen bir misyon vardı. Ancak Selefilik olsun ya da işte Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun, diğer Arap ülkeleri olsun, bu rolü Türkiye'ye bırakmadılar. Bu rolü yani bu şekilde kolay öncülük yapamayacağını, Türkiye'nin üzerinde yürüyeceği akımlardan birisi İhvan-ı Müslim'di ve İhvan-ı Müslim üzerinden yürümeye çalıştı. 2010 Evet, bir bağlantı kesikliği yaşandı. Biz isterseniz hemen bu bağlamda Hasan Bey'le devam edelim. Arkadaşlar Ersin'i tekrar bağlayınca kaldığı yerden sözü ona veririz. Hasan Bey de yok, pardon, Sinan Bey'le devam edelim. Ekranı geç gördüm, kusura bakmayın. Sinan Bey'le devam edelim. Tüm bu hamle kapsamını birlikte değerlendirdiğimizde aslında bir diğer boyutun da Kürt birliği olduğunu görüyoruz. Yani sonuç itibariyle Kürtlerin bu hamlesel süreçte sonuç alabilmesi, alması için önemsenen noktalardan biri bu. Peki bu sürecin, özellikle 10 Eylül'de Keceki Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamadan sonra giderek daha da aktifleşen sürecin Kürt birliğine etkileri ne olur? Bu konuda ne söylenebilir? Evet, ben de teşekkür ediyorum. Başlarken size, misafirlerinize, izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Tabii ki Kürt Birliği hiçbir zaman olmadığı kadar bahse konu hamle süreciyle birlikte de ele aldığımızda hiç bu kadar gündem olmamıştı. Kürt Birliği hiçbir zaman Kürt özgürlük mücadelesi tarihinde diyebiliriz ki geçtiğimiz yüzyılın başından, hatta bir önceki yüzyılın son çeyreğinden şimdiye kadar devam eden ulusal özgürlük mücadelesi boyunca hiç bu kadar ihtiyacını hissettirmemişti. Özellikle son 5 yılda sevgili Ersin'in ve Kerem Bey'in belirttiği gibi neo-Osmanlıcı bakış açısının dört parça Kürdistan'da ve Kürdistan dışında yaşayan on milyonlarca Kürt halkının ruhunda, beyninde ilk defa bir birlik hali oluşturdu. Ve bu birlik hali
Kürt halkını temsil etmekle kendilerini sorumlu addeden partiler ciddi bir baskı oluşturdu. Biz o süreci şu anda yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Elbette Kürt halkının birliği diğer ulusların birliğiyle karşılaştırıldığında çok farklı üzgün yanları olacaktır, olmaya da devam edecektir. Onun demokratik, çoğulcu, plural hali diğer halklarla farklı özgünlükleri kendisiyle beraber getirecektir. Fakat şu anda diyebiliriz ki Rojava'nın, Başur'un, Rojhilat'ın ve Bakur'un hepsinin asgari bir şekilde kendi halksal gerçeğini yaşamasının tek şartı birliği oluşturmaktan geçiyor. Birlik artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda. En sıradan insan ile toplumsal anlamda sorumlulukları en üst düzeyde olan bir insan aynı şekilde Kürt birliğinin aciliyetine, ihtiyacını hissediyor. Bu konuda tabii gözlemlediğimiz birçok konferanslar, toplantılar, kültürel, diplomatik, siyasal çalışmalar, görüşmeler var. Bunu Bakur'da, Türkiye ölçeğinde, Rojava'da, Suriye'de, Irak'ta, Rojhilat'ta görüyoruz. Avrupa'da 10 yıllardan beri Kürt halkının mücadelesine katkıda bulunmaya çalışan kişilikler, şahsiyetler, entelektüellerin çabalarıyla bu konuda birlik çalışmaları devam ediyor. Keza Kürt halkının birliğini teşvik eden internasyonal bir baskı da söz konusu. Kürt halkının artık bu klasik sömürgecilikten kurtulup özgürleşme koşullarını faydalanmaya ve sağlamaya çalışan bu mücadelesine destek sunan internasyonalist güçler de Kürt halkının demokratik birliğinin bir an önce oluşmasını, gerçekleşmesini istiyorlar. Bu konuda teşvik edici, arabulucu çalışmaları var. Enternasyonalist güçlere dönük kastınızı açarsam, evet. Bu uluslararası devletler düzeyinde özellikle Rojava kapsamında geliştirilen çabadan mı söz ediyorsunuz? Yoksa daha farklı bir çaba mı söz konusu olan? Ben o çabadan doğrusu çok bahsetmeyeceğim. Zaten o medya aracılığıyla işte gerek Amerika Büyükelçiliği'nin gerekse DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun Rojava Kürt Ulusal Birliği partileriyle Enekesi arasındaki görüşmelere arabulucu olduğunu biliyoruz. Hı hı. Fakat Rojava devrimi şahsında oluşan internasyonal destek, bu geniş destek network'ü içinde yer alan güçler birliğin demokratik temelde oluşmasını büyük bir elzem olarak addediyorlar ve teşvik ediyorlar. Evet. Bunu yayınlarında, destek mesajlarında dile getiriyorlar. En son benim tanık olduğum geçen yıl itibariyle Kürt ulusal özgürlük mücadelesine destek sunan Danimarkalı siyasetçilerin Kürtistan Demokratik Partisi'ne, Kürtistan Yükseverler Partisi'ne, Kürtistan Topluluklar Kongresi'ne sundukları bir mektup vardı. Desteği teşvik eden, birliği teşvik eden, bir an önce Kürt ulusal birliğinin oluşmasını öneminin altını çizen destek mesajlarından bahsediyorum. Sesimi alabiliyor musunuz? Sorun yok. Demek istediğim Kürt ulusal birliğinin oluşması üzerindeki internasyonalist baskı Kürtlerin özgürlüğüne ulaşmasını, dolayısıyla Kürtlerin özgürlüğü üzerinden Orta Doğu'nun, hatta Avrupa'nın demokratikleşmesine devamı için çok önemli bir konu ve o konu bahsettiğim. Son kısaca şöyle, bu hamle diye tanımladığımız son sürecin bu söylediklerinize etkisi ne olur? Mümkünse kısaca. Elbette, yani Kürtler özellikle son 5 yılda sürekli bir hamle içerisindeler. Yani şu anda bahsettiğimiz AKP-MHP rejimi, Erdoğan ve Bahçeli'nin yürütmekte olduğu diktatörlük rejimi Salt Kürdistan üzerinde değil, geniş bölge ve Avrupa üzerinde büyük bir tehdit oluşturmuş durumda. Dolayısıyla hem bunu frenleyecek hem de Orta Doğu'nun olabilecek demokratizasyonunu sağlayacak tek aktif güç Kürt Ulusal Birliği. Evet. O yüzden en can alıcı, en fazla üzerinde konuşulan hem Kürt halkının özgürlüğünü isteyen güçlerin hem de
Aslında bu bütün satranç tahtası içinde yer alan güçlerin, hegemonya arayışlarının temel gündemi kurumsal birliği. Evet. Peki. Hasan Bey, müsaade ederseniz ben Ersin yarım bırakmıştı. Ersin'den sözünü tamamlamasını isteyeceğim. Hemen akabinde size özellikle HDP bağlamında geliştirdiğiniz süreci, daha önceki dönemden demokrasi buluşmalarından günümüze olan süreci soracağım ama Ersin düştüğü için yayından tekrar ona bir 2-3 dakika söz vereyim diyorum. Ersin, kaldığın yerden devam etmen mümkün mü? Özellikle bu işgal operasyonlarının Rojava'dan başlamasına dönük bölümü anlatıyordun. Evet, yani Kuzey Kürdistan'da yani Türkiye AKP MHP rejimi önüne katmış olduğu bütün toplumsal muhalif kesimleri bir nevi sindirdi, bir nevi artık kendisi için bir kendisine muhalefet yapamaz hale, en iyimser tabloyla kendisine muhalefet yapamaz, hareket edemez hale getirdi. Ancak Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketi ve bile yine demokrasi güçleri ciddi bedeller vererek bu mücadeleyi bugüne kadar 5 yıldır, 6 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyorlar. Bütün yoğun basın. Aynı şekilde Türk Devleti genel olarak, yani bu mikro düzeyde buna bakıldığında bu Türkiye'deki tablo bu. Ancak Orta Doğu'ya bakıldığında, Orta Doğu'ya açılmak, işte bu yeni Osmanlıcılık hayallerini gerçekleştirmek, bu Kızıl Elmacı hayallerini gerçekleştirmenin yegane yolu olarak da Kürtleri tasfiye etme. Evet. Nerede olursa olsun, Rojava'da olursa, Güney Kürdistan'da olursa ya da başka yerde olursa, nerede olursa olsun Kürtleri tasfiye etme şeklinde bir politika gidiyor. Nitekim mesela Arap coğrafyasına açıldığı tarih Mercidabık Savaşı'nın, yani Yavuz Sultan Selim'in Arap coğrafyasına açıldığı yıl dönümüydü. Yine Afrin'e yönelik işgal saldırısı ise Mahabad Cumhuriyeti'nin yıl dönümüne getirildi. 72. yıl dönümüne getirildi ve 72 uçakla bir saldırı başlattı ve bu doğrudan bir mesajdı ve bu daha Kürtlere yönelik bir mesajdı. Nitekim Serekaniye Giresbi işgal saldırıları 9 Ekim'de, yani Pekeliler Abdullah Öcalan'ın yönelik komplonun yıl dönümüne getirdi. Aslında bunlar hepsi tesadüfi ya da işte rastgele seçilmiş tarihler değil. Bunlar nişli olarak seçilmiş tarihler ve kendi emellerine, yani Türk Devleti'nin bölgeye yönelik, Kürdistan'a yönelik, emellerine yönelik ciddi veriler sunan bunlar. Rojava Kürdistan'ına geldiğimizde şu anda gerçekten ciddi bir işgal durumu söz konusu. Yani Afrin'den başlayıp, hatta İdlib'den başlayıp Giresbi, Serekaniye, yine Bab, Cerablus, Azaz bölgesi ciddi bir şekilde bir işgal var ve buranın bir Kürtsüzleştirilme politikası adım adım örülüyor. Nitekim 2 gün önce Birleşmiş Milletler'in, yani işte bu işgallere sessiz kalan, onay veren, hatta bu haritaların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterildiği Birleşmiş Milletler bu konuda bazı emarlasın. Bu açıdan bakıldığında hamle, şimdi Sinan Hocam bahsetti, işte Kürtler sürekli bir hamle içerisinde, sürekli bir mücadele içerisinde ve bu mücadelenin devam edeceğini, bu mücadelenin boyutlanarak toplumsal alanda, siyasal alanda, yine ekonomik alanda, bütün diplomatik alanda bu mücadelenin diğer parçalarda olduğu gibi Rojava'da da güçlenerek bu şekilde bu bir nevi verilen mücadelenin çıtasının yükseltilmesi anlamına geldiğini belirtebiliriz. Peki. Sayın Vekilim, size biraz geç geldik ama biraz daha aslında belki de toparlayıcı da olacak bu bölümdeki genel anlamda süreci değerlendirdiğimizde, ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiğimizde. Şimdi şöyle de bir durum var. Aslında HDP bu siyasetin de öncülüğünü yapıyor. Yani Türkiye ve Kuzey Kürdistan için diyeyim. Halkların ve farklı inanç gruplarının birlikte özgür ve demokratik yaşamını kurması açısından, özellikle bu siyaset açısından baktığımızda, dört parça Kürdistan'da, Avrupa'da ve yurt dışında Kürtlerin ve dostlarının hareketlenmesine ilişkin ne denebilir?
Yani ortak yaşamı örme babında sorduğumuzda. Bir de ayrıca şöyle bir durum da var. Yani tersinden de Türk devleti şiddetiyle aynı zamanda ırkçılığı, milliyetçiliği, faşizmi de büyütüyor. Bu ikisini harmanlayarak bize ne söylersiniz yanıt olarak? Çünkü bunu tezat olarak görenler de var. Arkadaşları ve halkımızı selamlıyorum. Tabii ki biz HDP olarak şu verlemeyi yapıyoruz. Orta Doğu'da bir 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Bu savaşın merkezinde 4 parçada da Kürt halkı var. Tabii ki bu daha yaygın bir bölgeyi ifade ediyor bu 3. Dünya Savaşı. İki tane farklı model var. Bir işte Avrupa, Amerika ve dostlarının yani kapitalist modernitenin müdahalesiyle Orta Doğu'da yaratılmak istenilen yeni model. Yani kendilerine ülkeleri bağlama, halkları birbirine düşürme, zenginliklerine koyma biçimindedir. Diğer model de halkları, inançları inkar eden, milliyetçi temelde ya da din ideolojisi temelinde halkları, inançları reddeden, kadınları toplumsal hayatta uzaklaştıran, ekoloji düşmanı, bir nevi de emek sermaye arasındaki çelişkiyi en doğru şekilde dayatan modeller. Yani tatigocu modeller diyoruz. Şimdi biz üçüncü yol olarak ifade ettiğimiz radikal demokratik ulus modelini esas alıyoruz. Şimdi bu ne demektir? Yani halkları, inançları, kadınları, emekçileri, ekolojiyi bir nesne konumuna düşüren zihniyetten ya da bu sömürgeci ve emperyal zihniyetinden farklı olarak biz demokratik ulusu inşa etmek istiyoruz. Şimdi Orta Doğu'daki temel çelişkilere baktığımızda toplumsal olarak bir kimlikler arası çatışmadır. İkincisi dinler ve mezhepler arası çatışma. Üç kadın erkek eşitsizliğidir. Dördüncüsü emek ve sermaye arasındaki adaletsizlik. Beşincisi ekolojinin tarif edilmesi. Tabii biz demokratik ulus temelindeki bir sistemde, konfederal bir yapıda ya da özerk yapılarda bütün bu çelişkilerin çözülebileceğini, insan haklarına dayalı, evrensel hukuka dayalı, son derece özgürlüklü, herkesin kendisini örgütleyebildiği, eşitlediği bir yapı oluşturabiliriz. Biz tabii Türkiye'de siyaset yaptığımız için öncelikli alanımız Türkiye'dir. Ama bu şu anlama gelmez. Bu model aslında doğuya yayılabilir. Bugün bir modeli var mıdır? Evet, Rojava'da bu hayata geçirildi. Belki küçüktür ama son derece mükemmel. Bir Londra Üniversitesi hocası orayı incelemeye gitmiş bir kadın. Ben tasadüfen, yine yanılmıyorsam, televizyonda izledim. Diyordu ki bugüne kadar gelinen aşama itibariyle insanlığı kurtuluşa götürecek bir reçete bulunamamış, sistemler açısından söylüyor. Ama diyor Türk gençlerini ve kızlarını Rojava'da diğer halklarla birlikte hayata geçirdiği bu reçete insanlığın kurtuluş reçetesi olabilir. Yani İngiltere gibi bir sistemi hep biz biliriz. Güneş batmayan imparatorluk deniliyordu. Böylesine bir kanaate varmışlar. Şimdi bu bir realitedir, bir gerçekliktir. Bu model aslında insanlığın kurtuluş modelidir. Şimdi buna karşı savaş niye bu kadar pervasızdır hem Türkiye gerçekliğinde, evet, hem kapitalist modernite ve diğer klasik Orta Doğu halkları açısından? Çünkü onların saltanatına, onların yaşam biçimine, onların sömürü anlayışına ve toplumsal anlayışına karşı yeni bir modeldir. Aslında insanlığı kurtuluşa götüren bir model olduğu için her türlü militarist yaklaşımla, baskı uygulayarak, ideolojik mücadele vererek, zindanlara atarak, öldürerek vesaire karşı konuluyor. Oysa ki bütün toplumsal sorunları çözemeyen bu sistemler biraz bizi dinleyebilseler, barış içerisinde
Orta Doğu'ya yeni bir nefes getirebiliriz. Yani İslamiyet, Tahte Muaviye İslamı'yla Orta Doğu'da uygulanan ve aynı zamanda milliyetçi, ırkçı tarzda geliştirilen yapılanmalar sürece cevap olan yapılanmalar değildir. Evet. Hiçbir krizden kurtulamıyor. Ne ekonomik, ne siyasi, ne sosyal. Dolayısıyla tam burada müsaade ederseniz araya girip bir şey sormak istiyorum da. Buyurunuz. Şimdi bu dedikleriniz aslında bir şekliyle ortak yaşamı inşa etme. Ama ona dönük de evet, dediklerinizden anlaşılan şu. Bunu savundukları için özellikle emperyal güçler yoğun bir saldırı içerisinde. Ama Kürtler arasında da bir kesim sanki bu siyaset savunulduğu için saldırı varmış gibi. Yani eşit, demokratik, özgür yaşamı dört parça Kürdistan'da savunan bir realite üzerinden değerlendirdiğinizde aslında tam farklı bir şey ortaya çıkıyor ama Kürtler arasındaki bu değerlendirmeye ilişkin ne denebilir? Yani böyle bu tür negatif yorumlar üzerinden bakanlara ilişkin. Tabii Kürt halkının tarihini ve sosyolojisini eğer biz iyi irdeleyebilirsek şu gerçeğe varız. Yani Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri döneminde genel anlamda halklardan bahsedeceksek onların burjuvazisi, orta sınıfı vesaire öncülük ederek kurtuluş sağlamışlardır. Ama günümüze geldiğimizde iki boyutlu bir mücadele var. Bir tarikat şeyhlerinin ve Kürt feodallarının bir mücadelesi var. İşte Güney Kürdistan'da Şeyh Abdülselam'dan başlayan Barzani'den 1913'ten günümüze kadar, hatta Osmanlı döneminde Baban ve Ravandır isyanlarına kadar götürebiliriz. Şimdi dönemsel olarak 1920'lerin başında Kürdistan'da, kuzeyde de şeyhlerin ve beylerin öncülüğünde mücadeleler edildi ama hepsi yenilgiye uğradı. Şimdi Güney Kürdistan'daki zihniyet biraz orta sınıf, biraz da şeyh öncülüklü, mirlik sistemini hala sosyolojik olarak aşamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ulusal düşünmekten ziyade daha çok Arap ülkelerine bakıyorlar. Mesela ben kendim bizatihi onların ileri gelenleriyle çokça tartıştım. Ya diyordu, tamam biz parçalanmışız, ülkemiz Kürdistan'dır ama biz parçalanmışız. Her parça kendi kaderine baksın. Yani nasıl ki Arap ülkeleri 22-23 devletse biz de burayı bir biçimiyle kurtarmışız. Biz İran'la, Türkiye'yle, komşu ülkelerle dost olacağız. Kendi yaşamımıza bakacağız. Evet. Yani bir nevi elde ettikleri o küçük statüyle randım peşinde koşuyorlar. Yani ulusal düşünebilen bir zihniyet, bir siyasi parti kendi ülkesindeki kendi halkını reddeden, yani kendi kardeşlerini reddeden, kimliğini, özgürlüğünü, ülkesini, gelenek göreneğini, dilini inkar eden bir sistemi nasıl dost görebilir? Bu bir. İkincisi, Kuzey Kürdistan'da ve diğer parçalarda bugün öncülük eden yoksul halk kitleleridir. Kadındır. Dolayısıyla demokratik ulus modelinde komünal ekonomiyi, yani radikal demokratik ekonomiyi biraz daha böyle dengeli, insanları eşitleyen, şimdi kendisini şeyh ve kutsal gören ya da kendisini Mir'in sülalesinden gelen, getiren bir feodal zihniyet, bir köylüyle, bir çobanla, bir ilke, bir işçiyle kendisini ya da bir kadınla eşitlemek istemez. Kendilerini sürekli Tanrı'nın sevgili kulları olarak biz tarihten biliyoruz. Sümer'den bugüne kadar hep böyledir gösterirler. O açıdan küçük düşünüyorlar. Benim olsun, küçük olsun. Ama bu büyük bir yanılgıdır. Yani diğer üç parçadaki Kürt halkı, güneydeki kardeşlerimizi, oradaki statüyü eğer korumazlarsa, onlar için kalkan olmazsa, mesela bunların en olumsuz tarzda diyelim ki dağıldığını düşündüğümüzde peki ne olacak onların hali? Onlar böyle dört ülke, yani etraftaki dört diyelim ki devlet arasında kendilerini koruyabilirler mi? Bu mümkün değil. Bu büyük bir aldatmadır. Peki. O açıdan bütün problem ideolojiktir. Yani
bu sistem bize uygun değildir, dünyaya da uygun değildir. Dolayısıyla biz onlardan ne kadar uzak durursak o kadar rahat yaşarız, kendimizi koruruz yanılgısı var. Peki. Kerem Bey, sizinle devam edelim ama bu bölümde biraz da istiyorum parça bazlı değerlendirelim. Çünkü her biriniz sonuç itibariyle farklı bir alandasınız. Rojlat Kürdistan'dan aramızda yok ama Kürdistan'ın 3 parçasından siyaseten temsilcilerimiz var. Sinan Bey de Avrupa'daki süreci çok yakından izliyor. Size özellikle Güney Kürdistan'da bu hamle kapsamında değerlendirdiğimizde yaygınlaşan işgalci saldırılar ile birlikte kazanımların da büyük bir tehlike altına girdiği ifade ediliyor. Yani bir kısım siyasi çevre ise biraz önce kısmen Hasan Bey'e sordum ama bunun tam aksini iddia ediyor. Yani kazanımların tehlike altında olmadığına dair belirlemeleri var, farklı yorumlamaları var. Siz ne dersiniz? Gerçekten Güney Kürdistan boyutunda değerlendirdiğinizde kazanımlar niçin tehdit altındadır? Bir, ikincisi Güney Kürdistan'da bu hamlenin o kazanımların korunmasına ilişkin yaratacağı etki ne olur? Belki özellikle niçin tehdit altındadırdan başlayalım. Sorunuza cevap vermeden önce biz Güney Kürdistan'da hem Rojava sürecini takip etme şansımız oldu, hem de DAEŞ saldırılarını birebir gördük. Aslında tabanda Kürt halkında o ulusal birliğinin o ruhu, açığa çıkan ruhu biz gözlerimizle gördük, hissettik. Orta Doğu halkları biraz da özellikle Kürt halkı gözüyle inanan bir halktır. Sahadaki mücadele, kahramanlık, o kültür, her ne kadar Araplar, Acemler, Türkler, Farisler Kürdistan'ı bölmüşse de Kürdistan'ı ruh, uluslaşma ruhu, mücadelenin keskinleştiği süreçlerde biz bunu gözlerimizle gördük. Nitekim işgalcilere karşı gerillanın ve peşmergenin sırt sırta verdiği mücadele kelimelerle ifade edilemeyecek bir durumdu. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Şehit Deniz Fırat arkadaşı, meslektaşımızı saygıyla anarak başlamak istiyorum. Şehadetinde biz kendisini Kandil'e götürdük tören için. Tabii hem Süleymaniye'de hem Erbil'den geçecekti şehit Deniz Fırat'ın kutsal naaşı. Yüz binlerce insan DAEŞ saldırılarının gündemde olduğu bir süreçte kendi güvenliklerini hiçe sayarak büyük bir akılla yollara koştular. Şehitlerini karşıladılar. Ve şuna kendim tanıklık ettim. Bir kontrol noktasında HDP'nin bir peşmerge komutanı aynen şunu dile getirdi. Saygı duruşunda, tüm kontrol noktalarında saygı duruşu askeri törenle geçildi. Bir HDP komutanının söylediği söz şuydu: bizim binlerce erkeğimiz kurban olsun bu yiğit Kürt kızına. Leyla Asım'ın ruhunu Deniz Fırat'ın nahşında bir kez daha gördü. Tarihi bir özlem var. Önce Kürt tabanını çok iyi çözümlemek gerektiğine inanıyorum. Bu dedikoduları, bu özellikle Kürtler arasındaki birliği dağıtmaya dönük söylemler nereden çıkıyor? Tıpkı 90'lı yıllarda Türk özel medyası, savaş medyası olan Anadolu'dan görünüm programının benzeri bir özel savaş medyası güneyde örgütlendirilmiş. Ve özellikle bu algıyı, bu medyayı denetiminde bulunan güçler de kesinlikle Kürt halkının istemlerini hiçbir şekilde dile getirmiyor. Belirli bir çıkar grubunun, belirli bir ekonomik güç odaklarının kontrolünde onların direktifleri doğrultusunda politikalara yön veriyorlar. Fakat tabanda ise bambaşka bir durum var. Biraz açılmayalım. Mesela referandumdan sonra... Çok özetle, şunu da yanıtlayarak açıklasanız mümkünse özetle. Kazanımların risk altında olmasına dönük. Çünkü şöyle de bir rahatlık var. Yani işte orada Kürdistan var ve dolayısıyla kazanımlar risk altında değil. Herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak, Kerkük'te unutulmuş gibi. Ama özellikle böylesi bir süreçte bu hamlenin ne etkisi olur ya da diyelim ki o kazanımları korumaya dönük, Kürdistan'ı savunmaya dönük
yaklaşımın orada çıkardığı etki ne olur? Mümkünse kısaca. Güneyde şunu söyleyelim, referandumdan sonra Güney Kürdistan topraklarının %40'ı gitti, biraz önce de değindim. Uluslararası güçler özellikle Kerkük'ten sonra, referandumdan sonra Kürdistan'ın özgür iradesi ve statüsü üstünde tamamıyla tasarruf hakkını ele geçirdiler. Bunu net olarak görebiliriz ve büyük bir basınç var. Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyoruz, alıyoruz, sorun yok. Bu noktada eğer son süreçte Sayın Macron'un temasları da vardı, birçok farklı gücün, uluslararası gücün Güney Kürdistan temasları var. Bir şeffaflık olmuş olsaydı aslında bu denklemi çok net burada tartışabilirdik. Fakat maalesef çok ciddi bir netlik söz konusu değil. Yani halkın veya basının bunu bilme şansı yok. Fakat referandumdaki kırılma, bu %40'lık toprak kaybı Türk halkında tamamen büyük bir moral çöküntüsüne neden olmuş durumdadır. Fakat Orta Doğu'nun en deneyimli siyasi simalarından biri Sayın Berzane'nin o süreç, özellikle referandum sürecinde öne çıkardığı bir söylem vardı. Bütün Kürt halkını da duygulandırmıştı. Kürdistan halkının Kürdistan dağları dışında bir dostu yok. Eğer bugün işgalcilere Kürdistan dağları açılacaksa, açılmışsa veya böyle bir saldırı işgal söz konusuysa elbette Kürt halkı buna izin vermeyecek. Tabanda TCK yöneticilerinin, TCK'nin değerli ideoloji üretim merkezinin art arda Güney Kürdistan'ın işgaline dönük bu fiili saldırılara dönük Güney halkına yaptığı çağrılar çok olumlu karşılık buldu. Nitekim işgali durduralım, Kürdistan'ı özgürleştirelim temelinde bir hamlesel süreç de başladı. Fakat şu gerçeklik de ortada. Hala Smeleka sınır kapısı kapalı. Mamura ambargo uygulanıyor. Yine Şengal başta olmak üzere medya savunma alanlarının bütününe dönük bir ambargo söz konusu. Bu ulusal birliğe çok da hizmet eden olaylar değil. Biraz açılmayacak olursak Kürdistan özgürlük mücadelesi aslında kaygı şurada geliyor. Kürdistan özgürlük mücadelesinin boyutlanması halkı kazanıyor. Peki. Panik büyüktür. Dolayısıyla bu noktada tıpkı 15 Ağustos direniş ruhu bugün Kaplan'ında şunu çok net olarak söyleyebiliriz. İşgalciler karşı nihai bir kurtuluşu da Kürt halkına veriyor. Dolayısıyla temelde bir Kürt ulusal birliğinin tekrar kurulması, yine ortak bir güvenlik stratejisinin acilen hayata geçirilmesi ve çok boyutlu bir mücadele birliğine geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki, teşekkürler. Ersin, seninle devam edelim. Çünkü gözlediklerimizden ortaya çıkan sonuç şu. Aslında en büyük, en coşkulu, en kitlesel açıklamalar, eylemler, mitingler, etkinlikler hamlenin başlangıcı ile birlikte Rojava Kürdistan'da yaşandı. Bu Türk Devleti'nin işgalciliğine karşı geliştirilen tepkilerle de bütünleştirildi. Doğrusu bundan sonraki dönem için bu tepkilerin işgalciliğe karşı etkisi ne olur? Başka kesimleri nasıl etkiler? Rojava Kürdistan'ı boyutunda soruyorum bunu özellikle. Yani Rojava'da gerçekten şunu diyebiliriz. Yani kesintisiz bir, yani soluk soluğa denilir ya deyim, tam karşıladığı yer bu oluyor. Soluk soluğa verilen bir mücadele var 2011'den bu yana, Suriye Savaşı'nın başladığından beri. Ve son 2-3 yıldır da yoğun işgal saldırıları, Türk Devleti'nin bizzat bir kendi dahil olduğu saldırılar ve icra ettiği saldırılara karşı bir direniş söz konusu ve bu hamlenin başlangıcıyla beraber birçok kente, yani işte Kobani'de, Kamışlo'da, Amude'de, mesela bugün Tırhamis'te vardı, Rakka, Tapka, yine Arap bölgeli, Arap halkının yoğun yaşadığı Rakka, Tapka, Tırhamis, Tırberak, Aynisa ve Şedade, Hol, Dera Zor'a doğru devam ediyor ve bunlar daha da boyutlanacak, daha da çeşitlenecek. Çünkü sözünü ettiğimiz bölgelerde mesela çok değil, birkaç hafta önce bu bölgelerde bir Kürt-Arap savaşı çıkartılmaya yönelik bazı girişimler oldu. Mesela Dera Zor'da. Çünkü şöyle bir durum vardı, yani devrimin başından beri bir Türk devletinin DAEŞ'le kurmuş olduğu bir ittifak vardı.
Ve bu ittifak halen devam ediyor. Halen İdlib'de devam ediyor. Afrin'de, Serekaniye'de, Giresbi'de, Cerablus'ta bu ittifak devam ediyor. Bunun karşısına Kürt-Arap ittifakı, Arap halkının ittifakı doğdu. Ve Kese'de bunun en büyük örneği. Hı hı. Yine Mese'de bunun en büyük örneği. Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi bunun en büyük örneği. Ve halkların ittifakı, bu çete ittifakını, Türk Devleti ile DAEŞ ittifakını, bu arkaik ittifakı yendi. Bunu bozguna uğrattı ve bunun bir hazımsızlığı var. Ve Rojava'ya yönelik bir nevi mesela birkaç kente, yani Rojava'nın ve tüm Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik bunun hazımsızlığı, bunun düşmanlığı devam ettiriliyor. Buna karşı Kuzeydoğu Suriye'de de halklar bunun farkında. Gerçekten bunu görüyor. Yani yaşadıklarını görüyor. İşgal altındaki bölgeleri görüyor. Yine rejimin denetimindeki bölgeleri görüyor. Ve son 7-8 yılda, yani Suriye İç Savaşı 10 yılda diyebiliriz, yaşananları çok açık bir şekilde görüyor. Artık hiçbir plan, hiçbir hesap, hiçbir kitap gizli kapaklı değil. Siz çok yakından takip ediyorsunuz. Mesela 2012, 2013, 2014 bir grup bir yere saldırdığında ya da bir hamle olduğunda kim var bunun arkasında, kim yapıyor, Nusra kim, DAEŞ kim ya da işte Feylak-ı Şam kim, bu diğer grup kim, vesaire gibi bazı yorumlar yapıyordu. Artık bu yorumların hiçbirine, her şey gayet açık. Çünkü sömürgecilik, İşgalcilik gayet açık bir şekilde. Bugün mesela Serekaniye'de, Giresbi'de, yine diğer bölgelerin hepsinde tek tek Kürtler tehcir ediliyor. Tek tek yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Evlerine el konuluyor. Yine her türlü insanlık dışı muamele, kadınlara yönelik özellikle, Türkiye'de kadınlara, Kürt kadınlarına yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak burada da bu şekilde başlatılan bir furya var. Yine yoğun ajanlaştırma vesaire işte gibi toplum içerisinde güvensizlik yaratma, özel harp dairelerinin organize ettiği işte durumlar var. Buna karşı Kuzeydoğu Suriye halkları, yani Kürtler, Araplar, Süryaniler, Asuriler bir direniş içerisinde. Ve bu direnişi de bu hamleyle, işte bu tecride işgalciliğe, sömürgeciliğe karşı bu başlatan, Kecekeli'nin başlatmış olduğu bu hamleyle belli bir aşamaya evliyor. Şüphesiz yani burada uzun süredir Kuzeydoğu Suriye'de, yani Rojava'da özellikle Aralık 2019'dan bu yana süren bazı birlik görüşmeleri vardı. Kürt partileriyle, yani özerk yönetimin içerisinde yer alan partiler ile şu ana kadar Türk Devleti'nin içinde yanındaki partiler, bunlar Kadebik ve güdümündeki partiler, bunlar arasında birlik görüşmeleri devam ediyordu. Ve halkın buna yönelik ciddi bir desteği oldu. Bir kredisi açtı. Mesela Enekese'nin... Birlik görüşmelerini ayrı bir başlık altında ele alalım. Evet. O da çünkü sonuçta önemli. Zamanı da verimli kullanma açısından. Çünkü zaman da giderek daralıyor. Son tura bırakalım onu ama geldiğin yeri de unutmamanı rica ederek söylüyorum. Evet. Hasan Bey'le devam edelim. Hasan Bey de bize özetleyerek anlatırsa memnun olurum. Çünkü gerçekten zamanımız az ama henüz konuşacağımız, merak ettiğimiz başlıklar var. Özetle diyeyim, 2015'ten sonra tek adam rejimi adım adım yaşama geçti. Baskı, şiddet arttı. Şimdi bu bağlamda AKP-MHP Ergenekon iktidarına karşı mücadele öne çıktıkça bir de ya olur mu, işte eskiden de böyleydi, aynıydı, AKP-MHP Ergenekon iktidarıyla değişen bir şey yoktu diyenler de var. Bu açıdan baktığımızda evet, Türk Devleti'nin sömürgeci, soykırımcı zihniyetini 1900'lerin başından beri biliyoruz. Yani yeni bir şey değil ama bu dönemde özellikle bu rejime karşı mücadelenin önemi nedir? Bu mücadeledeki başarı, yani rejime karşı mücadeledeki başarı hangi sonuçlara yol açar? Mümkünse en özet biçimiyle yanıtlarsanız sevinirim. Tabii Türk Devleti kuruluş itibariyle aslında hiçbir zaman doğru düzgün bir hukuk devleti, bir demokratik devlet, bir özgürlükçü devlet olmadı.
tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil üzerinden aslında bütün halkların, başta Kürt halkının yok edilmesi, asimile edilmesi üzerine kuruluydu. Şimdi soldan emekçilerin ve Kürtlerin verdiği mücadelelerde, özellikle bunu çok iyi biliyor, o ilk yılların isyanlarını bırakırsak, 60'lardan sonraki mücadelelerde hep işte sistemi korumak, o tekki, inkarcı rejimi korumak için darbeler yapmış. Birçok darbe yapıldı. Şimdi o darbelere rağmen demokratik muhalefetin ya da emekçilerin, Kürtlerin mücadelesi sonucunda sakat da olsa kurumsal düzeyde işte yarım yamalak bir basın vardı yani. Bazen kenardan sıyırarak bazı gerçekleri söylerlerdi. Kesin vardı öyle. Mesela hukuk alanında, yani biz 12 Eylül'de bile yargılandığımızda, yani zulmü, işkencesi ayrı da, oradaki mahkemeler bugünkü mahkemelerden daha demokratik, bir daha adildi diyebiliriz. Yani gelinen aşama itibariyle biz artık 12 Eylül'ün devamı olan AKP ve MHP'nin ve Ergenekon'un aslında bir faşizm rejimini, bir diktatörlüğü kalıcılaştırdığını söylüyoruz. Yani alabildiğine kurumsallaştı. Mesela yargıyı ele geçirdi, basının tümünü ele geçirdi, devletin bütün kurumları ellerinde, polis ellerinde, asker ellerinde, ekonomi ellerinde. Efendim bu yetmedi, bekçiler oluşturdular, kendilerine bağladılar. Bu da yetmiyor. Gizli Osmanlı ocakları vesilesiyle aslında sivil silahlı güçler oluşturuyorlar. Yani dolayısıyla tek adam rejimiyle iki hamle yapıldı. Bir içeride Kürt halkını bitirmek. Dışarıda da o yeni Osmanlıcılığa oynamak. Yani bu Kürt halkı demokrasi, özgürlük mücadelesinde öncülük ettiği için en büyük tehlikeler onun için yok etmek. Diğer boyutuyla yeni Osmanlıcılığına oynayarak aslında Misaki Milli Osmanlı sınırları içerisinde Güney Kürdistan'ı ve Rojava'yı da kendilerine bağlamak. Böyle korkunç bir hevesleri var. O yetmiyor. İşte Akdeniz'de Libya'dan tutalım, Ermenistan'a karşı kadar Güney Kürdistan, Rojava, Komtik'e birçok cephede bir girişim içerisinde. Ama öbür tarafta baktığımızda toplumsal bir yarılma var. Yarısından fazlasını terörle irtibatlı olarak, tırnak içinde diyelim, gösteriyor, düşman olarak gösteriyor. Yani toplumu kendi elleriyle bölmüşler. Ekonomi zaten... Şöyle sorayım özetle mümkünse. Evet, yani özellikle AKP, MHP, Ergenekon'a karşı mücadelenin bu söylediğiniz boyutlar açısından değerlendirdiğinizde öncelikli olarak ele alınması elzem midir, değil midir? Bunun mücadelenin bütününe yönelik olumsuz bir yanı var mıdır, yok mudur? Mümkünse özetle bunu söyleseniz. Şöyle, yani bugün tabii ki HDP'nin ortaya attığı geniş program farklı ama CHP ve diğer muhalif partiler de bu faşizan diktatöryal rejimden rahatsızdırlar. Ama demokratik mücadelenin öncülüğünü biz yapıyoruz. Herkes diyor ki bu faşizan rejim gittin, Türkiye'ye demokrasi getirelim, meclisi yeniden aktif hale getirelim, hukuk gelsin, basın özgürleşsin vesaire. Bu ekonomik kaos ortadan kaldırılsın. Birçok temel noktada herkes birleşebiliyor. Kürt sorunu tartışalım, mecliste tartışalım. Yani bizim birebir öne sürdüğümüz o radikal çözümleri herkes benimsemiyor ama temel alanda bu sistemin bütün geçmiş sistemlerden daha berbat olduğunu söylüyor. Bizim başlattığımız o birinci hamlemiz, şimdi ikinci hamleyle taşlandırıyoruz. 4 aylık bir hamle başlattık. Bu hamlenin içerisinde evvela savaşa karşı barış hamlesidir. Tecrite karşı özgürlüktür. Şimdi biz bu 4 ayda ne yapacağız? 1- örgütlenmemizi güçlendireceğiz. 2-
kadrolarımızı, halkımızı ve örgütlerimizi eğiteceğiz. Üç, aynı zamanda savaşa karşı barışı, tecvite karşı özgürlüğü eylemsel olarak savunmaya çalışacağız. Evet. Bir de olası herhangi bir erken seçime karşı da seçim hazırlıklarımızı tekniksel boyutuyla hazırlayacağız. Tabii tek başımıza olmayacağız. Biz diğer muhalif kesimlerle de dirsek teması geliştirerek demokrasi güçleriyle hep birlikte bu mücadeleyi büyütmeye çalışacağız. Ve bunun sonucu kesinlikle olumlu olacak. Bir örnek vereyim. Mesela bir kayadan düşen damlaları düşünelim ama zaman içerisinde kayaya darbe yaptığını görebiliyoruz. Çukur yaratabildiğini. Dolayısıyla bizim mücadelemiz belki birebir günlük olarak sonuç vermeyebilir ama damlaya damlaya AKP ve MHP faşistini biz kesinlikle bertaraf edeceğiz. Bunu halklarımız bilmelidir. Peki. Sinan Bey, size de sormak istiyorum ama aslında belki Avrupa boyutunda ön slogan olarak en fazla öne çıkan Önder Apa'ya özgürlük, soykırım ve işgale son verme zamanı. Ama bir bütün olarak hamlenin neredeyse tüm parçalarda ve Avrupa yurt dışındaki boyutunda Sayın Öcalan'a özgürlük öne çıkıyor. Yani bir şekliyle tecride son vermenin de ötesinde bir yaklaşım geliştiriliyor. Özgürlük direkt öne çıkıyor. Özgür etme öne çıkıyor. Bunun nedenine ilişkin belki çokça geçmişten bu yana konuşuldu ama bu dönemde ne söylenebilir? Özellikle Avrupa boyutunda bu sloganın öne çıkması son dönemlerde SPT ve benzeri kurumların kararları da göz önüne alındığında, açıklamaları da göz önüne alındığında nasıl bir sonuca yol açabilir? Tabii siz de belirttiniz. Aslına bakarsanız sadece Kürt halkının değil, halkların önderi olan Abdullah Öcalan'ın durumu, koşulları bütün Kürdistan halkının gündeminde ama daha çok da Avrupa'da yaşayan Kürt halkı. Kürt halkının temel gündemi. Abdullah Öcalan'la Kürt halkının özgürleşmesinin yolunu açan kurucu liderdir. Hala devam ettiren öncülüktür. Dolayısıyla onun İmralı gibi özel tip bir zindan koşullarında 21. yılını dolduran tutukluluk koşulları her zaman gündemdeydi. Gündemde olmaya devam ediyor. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Avrupa Konseyi işkenceye karşı komitenin, CPT'nin en son açıkladığı raporda da üzerindeki tecrit, izolasyon koşullarının dünyada yegane durumu ortaya koyduğu herkes tarafından görüldü. Şimdi hamlenin temel sloganının Önder Apa'ya özgürlük olmasının nedeni aslında Avrupa ben merkezciliğinin de ona karşı da yapılan en büyük eleştiridir. Çünkü Abdullah Öcalan 98 sonbaharında Roma'ya vardığında Kürt meselesinin demokrasiyle, diyalogla, barışla çözülmesi gerektiğini bütün dünyaya haykırdı. Ve onun tutukluluğuyla son bulan süreç Avrupa'da tekrar şu anda büyük bir krizle yüz yüze olan dünya sistemi güçleri tarafından organize edildi. Yani onun tutukluğunu sağlayan şu anda kriz içinde olan Avrupa aklıdır. Kürt sorununun sadece Kürdistan değil, bütün Orta Doğu'yu şu anda kilitleyen durumunun sorumlusu Avrupa'dır. Önder Apa 2013 ve 2015 yılları arasında görüldüğü üzere barış süreci, çözüm süreciyle hem Türkiye'yi hem de Orta Doğu'yu nasıl bir barış iklimine kavuşturduğu bilinen bir gerçek ve bütün dünya çatışma çözümü süreçlerinde örnek gösterilen bir dönem oluyor. 2013 ve 2015 yıllar arası. Dolayısıyla Önder Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorunun demokrasiyle çözülmesi ve Kürdistan'ın statüye halkların barışa ve demokrasiye ulaşması temel slogan. Onun dile getirmesinin dışında başka hiçbir gerçekçi slogan olmayacak. Peki bu dönemin yaratacağı sonuçlara ilişkin ne denebilir? Yani özellikle 10 Eylül'den
sonra yapılan açıklamayla 12 Eylül'de başlatılan Keceken'in hamlesiyle ilişkin değerlendirdiğinizde, onun olası sonuçları, tabii falcı değiliz ama siyaseten bir değerlendirmesi olur herhalde. Yani şu anda pandemi koşullarında yaşıyoruz Beyim Bey. Dünya hiçbir zaman bu kadar küresel olmamıştı ya da bu kadar küresel olduğunu hiç bu kadar hissetmemişti. Çok sıra dışı bir yıl yaşıyoruz. Büyük yaslar, büyük kayıpların yaşandığı yıllar. Kürt halkı hiçbir zaman özgürlüğe susamışlığını da bu kadar derinden hissetmemişti. Bu mücadelenin, bu hamlenin üzerinden büyüdüğü potansiyel çok büyük dönüştürücü olacaktır. Hiç kuşkumuz yok. Sayın Vekilimiz Hasan Bey de dile getirdi. HDP'nin Türkiye'deki direnişi adeta halkların nefesini kesen Erdoğan, Bahçeli, Ergenekon rejimine rağmen ayakta kalışı, bu mücadeleyi sürdürmesi yani özgürlüğün artık en son eşiğine gelip dayandığını gösteriyor. Elbette evet. Ki bu hamle büyük bir dönüştürücü etkiye yol açacaktır. Fakat görmemiz gereken şu, Kürt halkının esaretine, sömürge altında olmasına ve kendisiyle beraber diğer halkların esinmesine yol açan sistem büyük bir kriz içerisinde. Yani dünya, Avrupa'dan yönetilen dünya sistemi büyük bir kriz içerisinde. Kürt halkı bu krizin de çözümü olacak bir model ortaya çıkardı. Ersin ana hatlarını bizim de Rojava'dan paylaşıyor. Ve hiçbir zaman olmadığı kadar aynı George Floyd eylemlerinde Amerika'yı baştan başa saran siyahi direnişlerde olduğu gibi geçen yıl sonbaharda da Rojava'ya destek eylemleri bütün dünyayı sarmıştı. Evet. Devam etmesi halinde bütün dünya bu modelin savunucusu, koruyucusu olacaktı. Halklar nezdinde söylüyorum. Dolayısıyla bu hamlenin sonuca ulaşması koşulları vardır, gücü vardır. Ben o konuda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Peki. Son 20 dakikamız ama her dördünüze de en azından 5'er dakika da olsa kullanırsanız çok tam belirlediğimiz bizden sonraki yayını da etkilemeyecek biçimde programı sonlandırmış oluruz. Tekrar Kerem Bey'den devam etmek istiyorum. Kısa ve özetle Güney Kürdistan'da hamle diğer güçler tarafından nasıl karşılandı? Yani toplumun hamleye dönük desteğini değerlendirdiğinizde, özellikle bu son birkaç gün içerisinde bunun işgal saldırılarına karşı etkisi nasıl olabilir? Çünkü sonuç itibariyle herhalde bölgesel güçleri de, o bölgedeki Güney Kürdistan'daki güçleri de etkileyecek bir süreçten söz ediyoruz. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Siz ne dersiniz? Doğru düşünüyorsunuz. KCK'nin başlattığı hamle işgalciliği Kürdistan'dan çıkarma umudu yarattı. Beklenen bir hamleydi. Şöyle ki KCK yetkililerinin tümünün açıklamaları burada dikkatle takip edildi. Özellikle Demokratik Konervite Adresel Önderliği Sayın Öcalan'ın paradigmasının Güney Kürdistan'da kendisine esas almaya çalışan, yine Rojava'da bunun pratikleşmesi Kürt halkı açısından çok büyük bir kazanım ve çok büyük bir sevinç getirdiği beraberinde. Güney siyasi partileri ise genellikle buna sessiz kaldı. Ciddi temelde bir tepki vermedi. Genellikle dolaylı bir şekilde kısmi de olsa medyanın bazı bölümlerinde yansıdı. Ama Süleymaniye başta olmak üzere mücadelenin sürdüğü bütün alanlarda halk geçmiş süreçte de biz Banerli civarında da gördük bunu. Onu yine Şerat Dizi ayaklanmasında gördük. Halk Türk işgalciliğine karşı bu açıklamayı bir direktif olarak aldı ve buna cevap olma noktasında da ciddi bir çabanın içerisindedir. Biz bunu net olarak görüyoruz. Yine ulusal birlik ruhunu amaçlayan bu hamleyi halk özümsedi. Yani halkın vicdanına hitap eden bir açıklamaydı. Bu temelde de bazı gözlemlerimiz oldu özellikle. Daha süreçindeki bu bağlılık, söylediğini yapan bir hareket olan PYD Kürtistan Özgürlük Mücadelesi'nin tabandaki tüm çağrılar özellikle Kürt halkının ağzında bağında dikkate alınıyor. Her ne kadar kimi siyasi güçler kendi çıkarları için bunu engel görse de halktaki yansıması çok farklıdır, coşkuğu çok farklıdır. Halk direnişi görüyor net olarak. Bununla birlikte sahte bir Kürt dinciliği ve milliyetçiliğine ihtiyaç duyuyor meşruiyet kazanmak için Türk Devleti. Bunu da özel
savaş medyası üzerinde burada dinlendiriyor ama tamamda bir parçalığı yok. Özellikle Kerkük çıkışlı son süreçte işte Havler bir Türk şehridir çıkışı. Kürt halkında tabanda özellikle bir intilaya neden oldu. Biz gördük bunu. Hatta kimi çevreler şunu da dillendirdi. Kürtistan Özgürlük Gerillaları Havler'i kurtarmıştı. Bir jest olarak Havler'i DAEŞ'ten kurtarma günü olarak bu ilan edilemez miydi? Bu TCK'nin açıklamalarından sonra halkta böyle bir talebin de gündemleştiğini söyleyebiliriz. Evet. Bununla birlikte Güney'in demokratikleştirilmesi, Rojava ve Kuzey deneyimlerinin deneyimlerinden yararlanması temelinde de bu çağrı etkisini buldu. En azından tartışma yarattı. Biz gördük. Son olarak şunu söyleyebilirim. Evet. Aslında Güney'deki halkta, harekette dört parça Kürdistan'da ve dünyanın her yerindeki kendisine ilerici insanlığa kendisini adamış insanım diyen herkes TCK'nin bu çağrısını şöyle algıladı. 21. yüzyıla damgasını vuracak bir Türk demokratik özgürlük devriminin zafer hamlesidir bu. Ve bizleri şuna davet ediyor. Özgür önderlik, özgür ülke ve özgür gelecek vicdanlarımız mesafesinde diyor. Teşekkür ederim. Peki, gelecekte kuşkusuz bu sürecin ne etkiler yaratacağını hep birlikte daha da iyi gözleyeceğiz. Ben biraz önce Ersin sözünü kesmiş, özellikle birlik sürecini son tura bırakalım demiştim. Bu süreçte birlik görüşmeleri ne dönük nasıl bir etki yaratabilir ya da o konuyla ilgili neler söylenebilir bir? Bir de uluslararası diplomatik hareketlenme açısından da yeni adımlar özellikle Rojava'da atılıyor. Yani meselenin Rusya'daki temasları da buna örnek. Cenevre'de de yeni bir hareketlenme olacağına dair fikirler var. Tam bu dönemde böylesi bir oluşumu etkiyi nasıl değerlendirmek gerekir? Nasıl etkiler, nasıl sonuçlar yaratır? Evet, aslında yani ulusal birlik de yani bu hamlenin bir parçası bu hamlenin. Çünkü gerçekten yaşanılan koşullar, Kürdistan'daki yani dört parçadaki durum Kürtlere farz kıldığı, Kürtlerin önüne çıkış yolu olarak gösterdiği şeylerden birisi de ulusal birlik. Yani Kürtler birliklerini sağlayabilirlerse, asgari müştereklerde bir araya gelebilirlerse, ortak tutum sahibi olabilirlerse, yani belki dört dörtlük bir ulusal birlik, yani böyle pan-Kürdizm gibi bir şey de olmasa bile asgari müştereklerde bir araya gelme. Mesela farz misal işgale karşı net tutum. Rojava'daki işgalde, kuzeydeki işgalde, güneydeki işgalde, Rojlat'taki işgale karşı da. Ya da hiçbir partinin ya da hiçbir gücün diğerinin aleyhinde herhangi bir faaliyet içerisinde olmama gibi çok kalın hatlarda, çok ana temel hatlarda bir araya gelmedi. Bu hamlenin bir parçası ve uluslararası kamuoyunun da, yine Kürt dostlarının da, Kürt toplumunun da, özellikle Kürt toplumunun, çünkü bunu sürekli dile getiriyor, yaşadığı her şeyi, yaşadığı her şeyi, yani bütün hem işgal olsun, baskılar olsun, zulüm olsun, yasaklanma olsun, bunu birliğini sağlamamasından neden olarak görüyor. Bunun nedenini burada görüyor. Burada da aynı şekilde bazı adımlar atıldı. Yani ulusal birlik, yani bu tür süreçlerde parçadan mı bütüne mi gidilir, bütünden mi parçaya gelinir tartışması bir yana. Bir adım bile olsa, yani sadece Rojava özelinde bile olsa, birkaç parti olsa, bunların toplumda karşılığı olmasa bile, bunları düşmanın kucağında, işgalcinin kucağından çekip alma, getirip siyaset yapacaksan burada yap, ne söyleyeceksen burada söyle, bana burada küfret ama orada metiyeler dizme şeklinde, yani toplumun beklentisini söylüyorum, halk. Bu temelde yürütülen bazı görüşmeler vardı. Bu görüşmeler daha sürüyor. Henüz ikinci aşamasında, birinci aşamasında bazı temel prensiplerde uzlaşıldığı yönünde açıklamalar zaten oldu. İkinci aşamada da bazı yol kat edildiği yönünde bazı bilgiler var. Fakat bunlar henüz resmi olarak açıklanmadığı için nereye evrilir, hangi boyuta gider onu tam olarak kestirmek zor. Ancak şunu söylemek lazım. NKS halk her şeye rağmen devrimin başından beri yaptıkları,
her şeye rağmen Afrin işgalinde işgalcilerle birlikte hareket etmeleri ya da işte SMD kaderinden çete gruplarının içerisinde yer alıp Rojava'nın işgalini meşrulaştırma adımlarına rağmen, BM'nin önünde YPG terör örgütüdür pankartlarına rağmen ve sürekli Kürtleri dünyaya yani devrimi şikayet etme adımlarına rağmen halk bir kredi tanıdı. Bir kredi açtı ve gelin burada siyasetinizi yapın. Ne söyleyecekseniz burada söyleyin. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla birkaç farklı eğilim öne çıkıyor NKS'nin içerisinde. Buradaki eğilim biraz... En özet biçimiyle söylesen. Evet. Buradaki eğilim daha biraz daha söylenen şeyi bir fırsat olarak görüp dönme. Ancak Türkiye ve Avrupa ve biraz daha KDP'nin güdümündeki eğilim daha paylaşıma dair. Bölüştürelim, paylaşalım, 50-50 yapalım ya da bilmem ne yapalım. Askeri güçleri bölelim. Kurumlar, güneydeki modele yakın bir model öneriyorlar. Tamam. İki ayrı askeri güç vesaire. Bu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat bu şunu daha yolun başında belki bunlar zorluklar değil. Ama buna rağmen halkın kredi açtığını, destek verdiğini, bu birlikten kaçan hangi taraf olursa bunun sadece kendi parti çıkarlarına değil devrime de aynı zamanda Kürdistan'ın geleceğine de yani diğer parçalar da bununla bağlantılı olarak buna ciddi zararlar vereceği ve bunun vebalinin altında olacağı da bir gerçek. Peki. Peki. Mesele ile ilgili bir cümle. Bu süreç evet. Diplomatik ilişkileri nasıl etkiler? Evet. Şu ana kadar yani burada koalisyonla DAEŞ karşıtı koalisyonla yürütülen ilişkiler vardı. Fakat Rusya ile de ilişkiler vardı. Yine rejimle de görüşmeler vardı. Son MSD'nin işte Halkın İradesi Partisi ile bir ittifak oluşturduğu bir ittifak metni ortaya koyması. Yine Cenevre temelli, daha çok Cenevre ve Anayasa Komitesi'ne katılım. Bu Rusya'nın da teşvikiydi. Yani Rusya'nın da teşvik ettiği bir birlikti. Orada Kürtlerin nasıl temsil edileceği ya da Kuzeydoğu Suriye'nin temsiliyetinin ne olacağı yönünde atılan adımlardı. Tabii bunu şu şekilde okuyanlar da var. Onun da gerçekten uzak olduğunu söyleyemez. Amerika'nın buradaki birlik görüşmelerine karşı Rusya'nın yapmış olduğu bir hamle. Yani nasıl ki işte bütün Kürtler orada değil, ben de bu şekilde bir hamle yapabilirim. Rusya'nın da bu şekilde bir hamle yaptığı yönünde okumalar da var. Şüphesiz ki onlar da olacak. Fakat Kuzeydoğu Suriye'nin de temsilcilerinin de hala 3. yol stratejisinde. Yani ne rejimin payendesi olmak ne de bu çete yapılarını yani Türk devletinin güdümüne girmiş yapının ortağı olma şeklinde bir siyaset yürütmeyeceğinin 3. yol çizgisinde ısrar edeceğinin göstergesi olarak okuyabiliriz. Peki. Hasan Bey sizinle de biraz da aslında HDP'nin başından beri savunduğu demokratik ittifak politikasını konuşmak istiyorum. Sizin biraz önce de dediniz 4 aydan bu yanadır başlattığınız demokrasi buluşmaları ve arkasından başlattığınız yeni hamleler aslında bir anlamıyla ona da hizmet ediyor. HDP'nin yaşama geçirdiği bu politikaların sürece yansımalarını nasıl değerlendirmek mümkün? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Ya şimdi tabii o 3 aylık vermiş olduğumuz mücadele belli oranda halk nezdinde özellikle Kürdistan'da emeklilerde, solcularda, demokratlarda, kadınlarda bir umut yarattı, bir heyecan yarattı. Tabii bunu devam ettirmek önemli. Onun için biz mesela 3 ayın ertesinde bir 4 aylık yeni bir hamle yapıyoruz. Bizim mücadelemiz iki boyutlu olacak. Bir, bu üçüncü yolu bütün bir topluma yayabilme meselesi, o fikriyatı, onun altyapısını, onun eylem gücünü topluma yansıtabilmek. Şimdi bizim en büyük eksiğimiz bugüne kadar biz Türkiye halklarına bunu anlatamadık. Hatta kendi kadrolarımıza bile ideolojik olarak, sistemsel olarak tam yedirebildiğimizi söyleyemeyiz. Bu açıdan
güzel şeyler ama içeriği kuşkuyla karşılanan şeyler olarak havada biraz kaldı. O açıdan biz bu yeni hamleyle aslında kitlelere götüreceğiz. Hem kendi örgütümüzü bir bütün olarak halkımızı buna hazırlayacağız. Diğer boyutu ise muhalif olan partilerle biz bu faşizmi dönemsel olarak bir tarafa iterek, yani iktidarı onlardan devralarak Türkiye'nin önünü nasıl açabiliriz? Yani tekrardan bir demokratik zeminin, özgürlükçü zeminin doğması ve bu zemin üzerinden daha çok kitleleri örgütleme, daha çok harekete getirme. En ağır sorunlar, başta Kürt sorunu olmak üzere, bunu nasıl çözebiliriz? Onun zeminini yaratabilme. Yani bir boyutuyla AKP, MHP iktidarını devirdiğimiz zaman her şey güllük gülistanlık olacak diye bir şey yok. Bu öncelikle parti zihniyetlerini etkilemek ve alttan halkın zihniyetini, o geliştirilen ırkçı, milliyetçi damarı biraz zayıflatmak, demokrasi, özgürlük, barış, eşitlik, kadın kurtuluş ideolojisine dayalı, ekolojiye dayalı, emekçilerin haklarını savunan gerçek anlamda özgürlükçü, demokratik, ufakla dayalı bir sistemi biz birlikte nasıl oluşturabiliriz'in fikriyatını ve örgütleme biçimini yaygınlaştırmak gerekir. Bunun iki ayağı var. Bir, Kürdistan'da Kürt halkı üzerinden bunu en derinlere götürebilme. İkincisi, Türkiye halklarıyla da bu meseleyi buluşturma, somut güçlere dönüştürmek gerektir. Evet. Dondu mu? Yani o açıdan eğer sonuç olarak bir şey söyleyeceksek, bizim şunu gerçekleştirmemiz lazım. AKP ve MHP iktidarını iktidardan uzaklaştıracak bir formülasyon bulmamız lazım. O da bütün muhaliflerin bir ittifak içerisinde olmasıyla bu gerçekleşebilir. Ya da o Millet İttifakı denilen ittifakı, diyelim ki belli demokratik adımlar etrafında bir araya gelerek, çünkü onlar ulusalcı ve milliyetçi, dindar kesimden çok korkuyorlar. İşte biz HDP'ye yaklaşırsak bizim oylarımız kaçar. Onlar bir ittifak kurarlarsa, sonradan mesela gerçekten Türkiye'nin önünü açacak şeylerse, biz de bir biçimiyle o ittifakı destekleyip bunları iktidardan düşürebiliriz ve o ortaklaştığımız temel konularda Kürt sorunu dahil diğer meseleleri gündeme getirerek adım adım çözmesine yardımcı olabiliriz. Yani. Ve aynı zamanda eylemsel gücümüzü Kürdistan'da ve metropollerde kadın, emekçi vesaire, Kürt halkı, solcularla birlikte daha yüksek bir seviyeye çıkarak gerçek öncünün bizler olduğunu ve etkileyici gücün bizler olduğunu ispatlamamız lazım. Peki. Sinan Bey, son soruyu da size soralım ama belki de aslında bir boyutuyla hamleyi ifade eden bir yaklaşıma ilişkin soru da olacak. Çünkü şu tepkileri de duyduk. Yani bu 10 Eylül'de KCK'nin açıkladığı, 12 Eylül'de başlayan hamle aynı zamanda Orta Doğu'daki savaş girdabı içerisinde etkin bir barışçıl demokratik çözümü ve geniş bir demokratikleşmeyi de esas alıyor. Yani siyasetin o yönünü de öne çıkarıyor diyorlar. Bir de tabii bununla bağlantılı Avrupa'da PKK'nin işte ülkelerin belirlediği o listelerden çıkarılıp, olumsuz listelerden çıkarılmasına ilişkin çabalar da bu bağlamda var. Böyle değerlendirmelere ilişkin siz ne dersiniz? Çünkü aynı zamanda Avrupa'daki siyaset ve diplomasiyi de yakından izliyorsunuz. Teşekkürler. Kuşkusuz. Yani Kürt halkı özellikle artık sabır ve tahammül eşiklerinin aşıldığı bir dönemde geçiyor. En büyük soykırım saldırılarına maruz kalmış durumda. Türkiye'deki mücadele koşullarını ve kimse asamblayı özetliyor ve biz de yakından izliyoruz. Yani doğaya karşı bir taarruz var. Cudi Dağı günlerce yandı. Cudi Dağı insanlığın kültürel mirasını
temsil ediyor. Ve Kürtlerin kızlarına, kadınlarına karşı bir devlet siyaseti halinde bir saldırı söz konusu. Yani bir halkın asgari varoluş koşullarına karşı büyük bir dinamitleme operasyonu ortada. Özellikle içinde geçtiğimiz 2020 yılı pandemi koşullarında asgari hoşgörünün, tahammülün, dayanışmanın, belki birazcık barışçıl siyasetin konuşabileceğini umduğumuz zamanlarda bile bu kadar büyük bir halkın varoluşuna yönelik saldırılar yapılabiliyorsa, burada artık ortak bir hamle dışında birliğin de temel ilkelerini oluşturan özgürlük şartları dışında hareket etme dışında bir seçenek yok. Bu kadar açık ve ortada. Bizim mücadelemiz bu şekilde seyrederken, mücadelemizi ve Kürt halkını ortadan kaldırmaya çalışan rejim gerçekliği bütün Avrupa için tehdit oluşturmuş durumda. Bütün Kuzey Afrika için tehdit oluşturmuş durumda. Bütün Asya için tehdit oluşturmuş durumda. Ve güçler Kürt halkının direnen özgürlük gerçeği karşısında büyük bir itibarlı duruş sergiliyorlar. Dolayısıyla Kürtistan İşçi Partisi, PKK'nın Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde olması, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesinde olması büyük kesimler tarafından tartışılıyor. Devlet hukukları bu konuda yerel mahkemelerde, temiz mahkemelerinde, istinaf mahkemelerinde karar alabiliyor. Avrupa Adalet Divanı bu konuyu ayrıntılı olarak yapılan itirazlar bağlamında tartışıyor, dile getiriyor. En son bir küresel komplo olan 1986 Olof Palme cinayetiyle ilgili PKK'nın suçlanması söz konusuydu. Her ne kadar bu töhmet yıllar önce ortadan kalkmış olsa da fiilen davanın kapanmasından sonra, resmen bu açıklandıktan sonra tekrar gündem olmuştu. Dolayısıyla Kürt halkının özgürlük mücadelesini dünya tarafından da tanınır ve itibarla karşılanır hale getiren bir hareketin hala kriminalize edilmesi ve mevcut küresel sistemin de artık kabullenebileceği, kaldırabileceği bir durum değildir. Bu hamle elbette Kürt halkının önderi, bölge halkının en büyük özgürlük ilhamı Abdullah Öcalan'a özgürlüğü ifade ettiği, dile getirdiği bu sözü halklara verdiği kadar hareketin de meşrulaşması, dünya halklarıyla ortak bir network şeklinde çalışması için de bir zemin yaratmış olacak. Bu konuda böyle bir mücadele devam ediyor. Ben sizin sorunuzun başında dile getirdiğiniz gibi bundan oldukça umutluyum. Peki. Böyle bir potansiyelin de harekete geçebileceğini görüyorum. Peki. Programımızı bir iki dakika geçtik. Arkadaşlar bize hoşgörü gösterdiler. Ben de her dört konuğuma, sizlere katılımınız, görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gazeteciler Kerem Çiftçi ve Ersin Çaksu, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve siyaset bilimci Sinan Önal ile KCK hamlesini ve onun yaratacağı etkileri mümkün olduğunca tartışmaya çalıştık. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.